Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2, 2012 dönem sonu sınav soruları ve tabii ki çözümü. Soru 1. Sarardı, sarı oldu anlamına gelen safirat fiilinden türetilen sıfatı müşebbehe aşağıdakilerden hangisi olur? Safra olur. Esferu safra'u. Esferde onun müzekkeri olurdu. Safra müennesi olmaktadır. Ahzaru hazra. Yine bu kalıpta gelen bir sıfatı müşebbehedir. Sıfatı müşebbehe ile alakalı 30 sayfa kadar yazımız, bir PDF'miz mevcuttur. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde 5 ismin çoğulu yanlış verilmiştir? Ehun, ihvetun diye gelir. İhvanun diye gelir iki şekilde. Femun, efva. C şıkkı ehun ihvanun, evet diğeri gelmiş. D şıkkı ebun abaun, yani eh kelimesini görünce iki tane eh var, birinde ihvetin diğerinde ihvanın gelmiş. Kesin birisi doğru, öyleyse diğeri yanlıştır deyip bunlardan birine dalmamanız gerekirdi. Yani o şekilde düşünenler vardır diye düşünüyorum şu an, öyle tahmin ettim. Eh kelimesinin iki farklı şekilde cemisi geliyor. İhvetin de onun cemisi, ihvanın da onun cemisi, ihvan. Türkçe'de de çok kullanılan bir kelime oldu artık. Haberlerde duyuyorsunuzdur. Ebun Aba'un. Aba Yasin suresinde de geçiyor ilk sayfada. E şıkkı Hamun Ehmamun diye yazılmış. Hatalı olan budur. Bu bir ezber işidir. Beş illetli isim var ya, üniteyi açın. Bunların müfredi nedir? Tesnesi nedir? Cemisi nedir? İrabı nedir? Hangi şartlarda bu irabı alır? Bu irabı alamazsa nasıl irab alır? Tesnedeki irabı ne? Cemideki irabı ne? Bunlara bakın arkadaşlar. 5. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani tezekkür, zikr, zekara, hatırlamak, bahsetmek. Nesite, nesitu harekesinin değil, nesiye kökünden gelen fiil. Bu da unutmak manasındadır. Biri hatırlamak, biri unutmak. Dolayısıyla zıttır. 2'de tehrusu veya tehrisu, artık geldiği baba bağlı. Sonuçta harase var. Hırslı olmak manasında. El mümerriza hemşire. Ala nezafeti vurafil müsteşfa. Müsteşfa hastane demektir. Vuraf odalar, nezafet temizlik. Hastanenin odalarının temizliğine dair hemşire nedir? Hırslıdır, hırslı olmaktadır. Mümerriza kelimesine tehrusu, yani müennes bir fiil tercih edildi. Nasıl bir müennes? Mana da uygun olan müennes. Yoksa A şıkkına bakıyorum, ketebet yazıyor. Ketebet yazdı hemşire. Nereye yazdı? Hastanenin odalarının temizliği üzerine yazdı. Bu uzak bir durumdu. Mantık bakımından uygun değildi. C şıkkı tünezzifu, temizliyor. Hemşire temizliyor olurdu. D şıkkında nezzafe, temizledi. E şıkkında yehrusu, müzeker olduğundan zaten uygun olmazdı. 3. Aşağıdakilerden hangisi nun harfinin hasfi ile meczum emri gayb sırasıdır? O kadar uzatmaya gerek yok. Hangisi emri gaybtir? Yani şu emri gayb sıgasıdır. Hangisi emri gayb sıgası diye sorulsa A şıkkı derdik. Niye? Li var başında. Li, muzarın başına li gelince emri gayb olur. Yani nun'un hasfi olacak, mezum olacak, bu kadar uzatmaya gerek yok. Onlara takılmayın yani. Nun'un hasfi neydi? Mezum neydi acaba? Hiç düşünmeyin. Emri gayb mi soruldu? Li ile başlamak zorunda. Mesela yektubu, li yektubu. Yensuru liyensur, yeftahu liyeftah, li olacak başta emri gayb olabilmesi için. Burada başka da emri gayb olmadığından, yani tek bir tane vermişler, bilmek kolaydı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mensup mufasıl bir zamir vardır? D şıkkı işaretli İyyâke ne'mudu ve İyyâke nesna'in. İyyâke iki defa geçmiş görüyorsunuz. İyyâke ne'budu'daki İyyâke nedir? Munfasıldır, bitişik değildir ve mensup zamirdir. Munfasıl derken bitişik değil, mensup derken mef'uldür yani. İyyâke mef'ul, ne'budu fiil fâil.
Nerbüdü? Gizli bir zamir var. Müstitir zamir. Zamir ünitesine bakarsanız. Nedir o? Nahnu biz manasında. Nahnu biz. Nerbüdü? İbadet ederiz, kulluk ederiz. Kime? İyyake yalnızca sana. İyyake nedir? Munfasıldır. Çünkü bitişik değil. Yani muttasılın zıttıdır munfasıl. Bir de nedir? Mensuptur. Mensup zamir derken de onun mef'ul olduğu, hal, temiz gibi bir şeyler olduğu kastedilir. Mensup yani mef'uldür. Mef'ul fiilden önce geldiği için yalnızca, sadece diye vurgu yapmaktayız. Yani İyyâke nâbudu sana kulluk ederiz demek değil. Yalnızca sana kulluk ederiz. Niye? İyyâke sağ tarafta, fiilin sağında yer aldığından. Burası nâbudu İyyâke olsaydı sana kulluk ederiz olurdu. Ama İyyâke önce geldiğinden yalnızca sana diye çevirdi. Ardından ve İyyâke nesta'in yazıyor. Buradaki İyyâke de yine mef'uldür. Mensup mufasıl zamirdir. Yani burada iki tane mufasıl mensup zamir vardır. E şıkkına bakalım. Yani küfi tu veya küfi te artık o te'ye nasıl hareket verirsek verelim hiç önemli değil bu. Sonuçta muttasıldır öyle değil mi? Fe ile arasında yani mürekkep akmaya devam etmiştir. Bitişik bir zamirdir. Bitişik olduğundan yani muttasıldır. Dolayısıyla mufasıl aranıyordu ona dahil değil. C şıkkı entuma siz ikiniz fehimtema yazmışlar. Evet, entuma siz ikiniz. Entuma derken entuma nedir? Mensup zamir değildir evvela. Onu söyleyelim. Nedir? Merfu zamirdir. B şıkkı sun. Sun'da ne var? Gizli bir zamir var. Ente. Ala tedrisil benati. Burada da yine mensup ve munfasıl olan bir zamir gözükmedi. A şıkkı Aişetü ve Hadicetü fehimeta fehimeta. Buradaki ta'daki yani ta oradaki teslin elifi olarak zamirdir. Sonuçta muttasıldır yani. Munfasıl değildir. Bitişiktir. Aynısı C şıkkında da vardır. Fehimte. Geçiyoruz. 7. Yezhebu iler mesna'i bil hafileti. Yezhebu gider, gidiyor. Kim? Hüve gizli zamir. Kim gidiyor? O Ali, Veli, Hasan, Hüseyin neyse. Nereye gidiyor? İler mesna'i fabrikaya gidiyor, çalışmaya gidiyor. Ne ile gidiyor? Bil hafileti otobüs ile gidiyor. Bu bir cevap olsa idi. Bunun sorusu ne olurdu? Yani bir soru sorduk ki cevap olarak bunu söylediler. Bu durumda soru nasıl bir şey olmalı? A şıkkı keyfe nasıl yezhebu gidiyor kim? Validuke senin validin yani baban nasıl gidiyor? İlel mesnai fabrikaya. Nasıl gidiyor? Yani ne ile gidiyor? Ne şekilde gidiyor? Yürüyerek mi gidiyor? Uçaktan mı gidiyor? Yok otobüsle gidiyor. Yani soru cevap uygun. B şıkkına bakın. Meta yezhebu ne zaman gidiyor? Eğer bu doğru şık olsaydı ne zaman gidiyor dediğine göre cevap cümlesinde bir vakit, bir zaman ifade eden kelime olmalıydı. Yani yezhebu iler mesnai bil hafileti derken burada zaman ifade eden bir kelime. Öğleden sonra, öğleden önce, sabahleyin, erken vakitlerde, 3'te, 5'te, haftada bir, güneş batarken, saat 4'te gibi bir şeyler yani zaman bildiren bir şey olmalıydı. Meta ne zaman demiş. Oysa yezhebu iler mesnai bir hafileti cümlesinde yani bu cevap cümlemizde zaman manası içeren bir kelime yoktur. Dolayısıyla B soru olamazdı. C'ye bakıyorum. Limaza niçin yezhebu gidiyor? Niye gittiği sorulmuş. Cevap cümlemiz yani yezhebu iler mesnai bil hafileti de gidiş sebebi ifade edilmemiş. Ne ile nereye gittiği ifade edilmiş. Ne ile gittiği yani hafile nereye gittiği yani mesna ifade edilmiş. Başka bir şeyin cevabı yok burada. Dolayısıyla C de olamaz. Yani D şıkkı keyfe nasıl tezhebu sen gidiyorsun demektir. Tezhebu ente fail olur gizli. Müstetir zamirleri biliyorsunuzdur artık. Yani umarım. Tezhebu sen gidiyorsun demektir. Yani muhataba sorulmuş, karşısındaki kişiye sorulmuş. Örneğin sana sorulmuş. Dinleyin arkadaş kimse. Nasıl cevap verirsin? Ben gidiyorum demen gerekir değil mi? Cevaba bak yezhebu o gidiyor demiş. Dolayısıyla D de soru olamaz. Eğer sen diye soru varsa
Cevap ben diye başlamalı. Sen diye sorulduysa ben diye cümlede kelime olmalı. Oysa yezhebu'l masna'i bir hafiyeti de ben manasına gelen hiçbir şey yok. Yezhebu o. Üçüncü şahıs var. Oysa soruda ikinci şahıs var. İkinci şahıs soruya üçüncü şahıs cevap veremez. De bu şekilde söyledik. Men kim yezhebu gidiyor? Kim gidiyor demiş. Eğer soru bu olsa şöyle cevap verirdi. Yezhebu gidiyor. Kim? Ebi babam gidiyor. Cevap bu olurdu. Ebi benim babam yezhebu gidiyor şeklinde olurdu. Ama olmuş mu? Olmamış. Çünkü kimin gittiği sorulmamış. Zaten kimin gittiği yani cümleye bak. Yezhebu iler mesna bir hafileti. İsim yok, ünvan yok, sıfat yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla soru o da olamazdı. A şıkkı yani. 10. Hasalet diye devam eden cümle. En uygun şekilde ne tamamlar denilmiş. Hasalet nedir? Noktalı sorularda sağdan veya soldan yardım almalıyız. Sağdaki kelime nedir? Hasalet, ketebet, nasarat, fetahat. Yani hasala, hasala, hasalu, hasalet. Gaibenin müfredi. Müennestir. Üçüncü şahıs müennes, müfred. Öyleyse buraya uygun bir şey seçmek gerekir. Acaba ne olmalı? Yani müennes olmalı seçeceğim kelime. A şıkkı haulay dullab. Dullab müennes mi? Yok. Dalibun dalibanı dullab. Cemidir, mükesserdir ama müzekerdir. Talip bir öğrenci. Tullab pek çok öğrenci. B şıkkı elbenat bintun benatun kızlar manasına geliyor. Kızlar müennestir. C şık ulaike el mühendisune. Mühendis zaten cemi müzekker salimdir. Vav ve nun ile veya ya ve nun ile yazılır. Cemi müzekker salimi bilmeden Arapça 2 zor yani isimler de irab ünitesine dönün derim size. Cemi müzekker salimi ayırt edemiyorsanız. İsimler de irab. El mühendisune nedir? Cemidir ve müzekkerdir. Mühendis değildir. Dolayısıyla olmaz. D şıkkı Dalibani. Dalibani de müzekker tesniyedir. Mühendis nasıl sorulurdu? Dalibe tani. Dalibe tani. Eliften önce T olmalı. Eliften önce T olsa Dalibe tani şeklinde. Eliften hemen önce T olsa mühendis olurdu. Ama T yok. Öyleyse müzekker. E şıkkı haza habir yazmış sanırım. El habir bu da müzekker bir kelime. Müennes kelime arıyorduk çünkü hasalet müennestir. Müennes kelime sadece B şıkkında vardır. Soru kolaydı. Noktanın sağına baktık. Noktalı yerin sağ tarafında müennes bir kelime var. Öyleyse müennes aramalıyım dedim yola çıktım. Müennes sadece B'de vardı. 8. Faslın dehalte veya dehalet ya ehi. Tabi doğru şık nedir diyor ama şıklara bakıyorum. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Hiçbirinde hareket ben göremiyorum. Belki siz görüyorsunuzdur. D şıkkı doğru diye işaretlenmiş. Yani bana sorarsanız C de doğru olabilirdi. A da doğru olabilirdi. Hiçbirinde hareket yok ki. Bir fark yok yani. Artık D şıkkı doğru diyoruz biz de. Hareket olmalıydı aslında. İki orijinalinde vardı. Orijinalinde kesinlikle vardı. Bu şekilde soru sorulamaz yani. 11'e bakıyorum. Hazihi bu görevi ne olur? Yani konumu nedir? Muzaf olabilir mi? Muzaf zaten ismi işaretlerden asla olmaz. Mef'ulün bih olur mu? Mef'ulün bih olabilmesi için kendisinden önce bir fail arardık. Fail olur mu? Fail olur. Çünkü cümlede zaten fail başka yok yani. Kendisinden önce de sonra da fail gelmemiştir. Sıfat olur mu? Sıfat olmaz. Olsa olsa mevsuf olur. Mübteda olur mu? Mübteda olmaz. Fiil cümlesindeyiz. Dolayısıyla fail olur. 9. Nisaun muhlisatun. En uygun şekilde ne tamamlar? Nisaun imraetun müfret nisaun cemi. İmraetun müfret nisaun cemi. Yani nisa kelimesinin cemi olduğunu bilmeniz bu soruyu çözmenize yeterli. Nisaun kadınlar, bayanlar, hanımlar artık ne diyeceksek. Nisa kelimesinin çoğul olduğunu bilmeniz çözmek için yeterli derken isim işaretleri de müfret, tesniye, cimi, müzekker, müennes olarak ezbere bilmeniz gerekiyor ya. Yani. Bu konu neyle alakalı? İsmi, uygun ismi işareti seçebilir misin? Soru bu. Ulaike cemidir. Burada başka da cemi olan yok. Nisa cemidir. Noktalı yerin sağından veya solundan yardım alın diye sürekli söyledim.
Sağ tarafta kelime yok ki yardım alayım. Sol tarafta var. Nisaun nedir? Cemidir, müennestir. Uygun kelime aramaya geldim. Bu laikeden başkasını göremedim. Diğerleri müfret veya tesniye zaten. Tamam. Ulaki cemi olduğundan seçilir. 12. Turab, ey, belet, haza. Cümlesinde haberin öne geçiş nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı haberşi bir cümle, müpteda içinde habere ait bir zamir olması. Haberşi bir cümledir diyor. Şibhi cümle burada var mı? Şibhi cümle neydi? Harfi cer ve mecruru olurdu. Harfi cer yok ki mecruru olsun. Başka? Zarf kendi başına bulunabilirdi. Zarf var mı? Zarf da yok. Veya zarf mecruru ile birlikte bulunabilirdi. Zarf olmayınca mecruru da olmuyor zaten. Dolayısıyla burada şibhi cümle yok. Geç. B şıkkına yine şibhi cümleden bahsetmiş. Yine yok. Geç. C şıkkı haberin soru ismi olması. Bu olabilirdi. D şıkkı haberin soru ismine muzaf olması. Bu da olabilir. E şıkkı haberin müptedaya hasredilmiş olması. Bu da olamaz. Hasretme yöntemlerine ben değinmiştim. Müpteda haberin tehir konusunda. Yani konu neyle alakalı? Müpteda haberin tehiri ile kısmen veya çok derecede diyelim artık nasıl diyeceksek bayağı bir alakalı yani. Mukaddem haber vardı ya, muahhar müpteda o konuyla alakalı. Burada hasır söz konusu değil. Dolayısıyla C veya D şıkkına kadar gelebilmeniz gerekirdi. C ve D'ye kadar gelemediyseniz gerçekten zayıf bir durumdasınız. Tekrar üniteler etmenizi öneriyorum. Şibi cümle diyor. Şibi cümle nasıl der? Harfi cer yok, mecrur yok, zarf yok. Öyleyse şibi cümle yok burada. A ile B direkt gitti. E kaldı. E haberin müpteaya hasredilmiş olması. Nasıl hasredersin? Hasretme yöntemlerine biz değindik. Kitap yazarından daha fazlasını verdik. Hiçbir yok burada. C ile D arasında kalmalıydınız. Burada da D şıkkı haberin soru ismine muzaf olması. Soru ismi A'dir. Dolayısıyla haber ne olur? Turap olur. A de soru ismi olur. 13. Tarih kelimesi duruk olarak gelir. Cimi mükesseri turuktur. Bunu kesinlikle ezberleyin. Sürekli çıkmış bu da artık. Yani suyu çıktı falan derler. Tarihun durugun. Cimi mükesserdir. Çoğulu turuk gelir. Ezber işi yani. Kuralı yok bunun. 16. El müştehidûne nâcihûne. Yukarıdaki cümlenin başına lealle harfi getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Lealle ne yapar? İnne enneke enne lakinne leyte lealle. Lealle innenin işini yapar. İnne ne yapardı? İsmini nas, haberini raf ederdi. Lealle de öyle yapacak. İsmi ne olur? Müpteda. Müpteda'yı nasb edecek. Haberi raf edecek de haber zaten raf. Dolayısıyla lealle doğru olur. El müştehidûne, el müştehiddîne'ye dönüşür. Çünkü nedir bu? Cemî müzekker salimdir. Cemî müzekker salimin nasb hali ya iledir. Vav yerine ya'yı getirirsin. El müştehidûne. Buradaki vav gider. Yerine ne gelir? Ya harfi gelir. El müctehidîne. Dalı da esre veriyoruz tabii. Müctehidîne. Zaten müctehidûne, müctehidîne. Bunlar nedir? Cemî müzekker salim kalıbıdır. Buna biz ayetten örnek vermiştik. Et-taibûnel-âbidûnel-hamidûnes-sâihûnel-râkiûnes-sâcidûne diye ayeti açarak bizzat göstermiştik. İşte size Cemil Müzeker Salim diyerek. İyi gidin üniteleri izlediyseniz anladığınızı düşünüyorum. Nasb hali yâ iledir. O yüzden müştehidûne, müştehidîneye dönüştü. Nâcihûne zaten raf halindeydi. Yine raf halinde aktarıldı. Çünkü lâle haberini raf ederdi. Bu yüzden doğru yazılım bu olur. A şıkkı olur mu? Olmaz. El müştehidûne yazamazsın. Merfu yazamazsın onu. Mensup yazmalısın. Mensup yağ ile yazılır dedik. Aynısı B şıkkı için de geçerli. Mensup yazılmalıydı. D'ye geldim. El müştehidûne mensup yazılmış ama Nâcihîne'yi de mensup yazmış. Yazamazsın. Haberini raf edecekti. E şıkkı yine merfu yazılmış ismi görüyorsunuz. Oysa merfu yazamaz. Mensup yazılmalıydı. 17. Sen kimin oğlusun? Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Çok da sorarlar. Sen kimin oğlusun? İbnu menente. İbnu oğul demek. Men kim? Ente sen. Sen kimin oğlusun? Doğru sıralama bu olmakta. 17. Ali zekidir fakat ihmalkardır. İnne ve benzerlerinden olan harf ve ismi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Lakinne innenin benzerlerindendir. Zaten öyledir. Hu zamiri ismidir. Doğru. Mühmin de haberdir. Lakinne ismin nasf haberini raf eder. Tıpkı inne gibi. Hu onun ismi mensuptur. Mühmin onun haberidir. Merfudur. Öteyle merfu. Gayet açık. Yani B olabilir. Mühmil ne diyor? İnnenin benzerlerindendir. İsmi mühmildir. İsmi mühmil olamaz. İsmini raf eder diye az önce söyledik. Lale ile aynı işi yapıyor yani. Diğerleri hep yanlıştır. İsmine nasb, haberini raf edecek. Haberi mühmildir. Raf olmuş zaten. Hu yani kendisine bitişen zamir var ya. Onun ismi olmakta. İnne enne bu üniteyi biz çok detaylı işledik. Yani üniteyi atıyorum 1,5 saatte işledik. Üzerine bir yarım saatlik de biz doküman ilave ettik. Kur'an-ı Kerim'den ayetler, farklı gramer kitaplarından aktarımlar yaptık. 2 saati geçti bunu anlatmamız. İzlemenizi öneriyorum. 15. Allimtu nokta nokta nokta. En uygun şekilde ne tamamlar? İnne de gelse Muhammeden ve mühendisun iki aynı irabı yapardı inne. Ama bağımsız cümle, bağımlı cümle olması bakımından enne burada tercih edilmektedir. Diğerleri zaten mana bakımından tercih edilmez. 18. soru. Ma bir hafiili getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Dekakin kelimesi cimi mükesserdir. Müntehel cumu, gayrimustarif ünitesinden belki hatırlarsınız. Tabii gayrimustarif ünitesi Arapça 2'de var mıydı ondan da emin değilim. Her neyse cimi mükesserdir yani. Kırık çoğul kalıplarından müntehel cumu kalıbıdır. Dekakin. Gayri akıl olduğundan müfret müennes hükmündedir. Zaten bu yüzden mulegatun gelmiş de mulegatun gibi bir cemi gelmemiştir. Mübteda haber bunlar. Sağdaki mübteda soldaki haber olur. Aralarında müfret tesniye cemi uyumu aranırdı. Ama dekakin gayr akıl olduğundan aranmamıştır. Yani müfret müennes hükmünde olduğundan mulega haberi de müfret müennes gelmiştir. Madem müfret müennes hükmünde öyleyse maberi hayda müfret müennes olarak getirmen gerekir ki o da sadece C şıkkında var. Hocam buraya nereden gittiniz bu gayri akılmış işte müfret müennes hükmünü nereden anladınız? Farz edin ki dekakinin manasını bilmiyorum. Zaten hiç manalara değinmiyorum dikkat etmişsiniz. Ama mübteda ya bu. Mulegayı görmüyor musunuz? Müfret müennes gelmiş. Niye müfret müennes geldi ki bu? Demek ki bu müfret müennes hükmünde. Yoksa bu da müfret müennes gelemezdi. Buradan kopya çekti. Fiili de ona göre yazayım dedi. Bu tür şeyler dikkatinizi çekmeli. 20. soru. Esbaha diye devam eden yer. Çeviri sorulmuş. Televizyon anne babayla birlikte 3. eğitici oldu. Esbaha oldu demektir. Zaten bakıyorum A, B, C, D her birinde oldu diye mana verilmiş. Tilfaz yazılmış. Televizyon huwa nedir? El murabbi. Mürebbidir. Eğiticidir, terbiye edendir şeklinde. Es-salis, üçüncü. Yani el murabbi eğitici. Öyle eğitici ki es-salis, üçüncü eğitici. Şimdi bakıyoruz, üçüncü eğitici sıfat mevsuf şeklinde tercüme nerelerde yapıldı? Görüyorsunuz, üçüncü eğitici diye B'de yazıyor zaten. Çünkü el murabbi eğitici, öyle eğitici ki es-salis, üçüncü. Sıfat mevsuf bunlar. A. Televizyon anne babayla alternatif. Alternatif diyemez. Yanlış oldu. C. Anne babaya ortak. Üçüncü arıyordum ben. Üç var şurada ya. Bunu niye yazmamışlar mı? D şıkkı anne babaya göre yok. Yani arkadaşlar siz de gördünüz. Salis kelimesinin üçüncü veya üç manasına geldiğini bilmeniz bu soruyu çözmek için yeterliydi. Üç, üçüncü kelimesi sadece B'de var. Başka hiçbirinde yok. Yani burada çok ince bir detaylı tercüme gerekmiyordu ki. Salisi gör, 3 olduğunu bil. Ara nerede 3 var? Sadece B'de var. Hani yarın bir gün yine bir soru çıkar karşınıza. 3 çıkmaz, 5 çıkar. 5 gördüğünüz zaman 5 nerede var? Ona bakın. 5 çıkmaz bir çanta diye kelime geçer. Yani şurada bulabileceğiniz, tanıdığınız herhangi bir kelime olsa bile o kelime hangisinde var diye arayın. Belki hepsinde vardır. Belki bir tane, belki 2 tane de vardır. Yine bir şık elemenize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. 19. soruyu görelim. Ente tabib mahbub inden nas. Kâne fiilin emri
getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Dabi ben diye yazılmış. Kün te dabi ben. Kunu dabi ben. Tekunu dabi ben. Kunu dabi ben. Ente dememiş mi? Ente demiş. Öyle değil mi? Olay burada bitiyor. Ente ne demek? Sen. Öyleyse kendinin emri hazırını getirdiğinde sen manasına gelecek kalıbı kullanmalısın. Ente hangi kalıptır? Bunu biliyor olmalıyız. İkinci şahsın müzekkeri müfrettir. Biz buna müfret, müzekker, muhatap diyoruz. Müfret, müzekker, muhatap, ente. Emri hazırdı zaten oradan başlar. Müfret, müzekker, muhataptan başlar. Kün, kuna, kunu diye çekimi devam eder. Kün, ente ile aynı kalıptır. Yani müfrettir, müzekkerdir, muhataptır. Künte olamaz D şıkkı. Künte zaten emir değildir. Öyle bir emri hazır yazılışı yok. C olabilir mi? Kunu cemi kalıptır. Tekunu muzaridir. Kunu yine cemi kalıptır. Oysa ente cemi değil müfrettir. Dolayısıyla kün olmalıdır. Olay fiil çekimi ve uygun zamiri tespit edebilmeye dair idi.